Evet takipçilerim, bugün sizinle ev tipi poğaça yapacağız. Hepsini yağladım, hazırladım. O hazır. Bunun için de gerekli malzememiz bir bardak sıvı yağ, bir pakette margarin, ama ben margarin kullanmadığım için iki paket sıvı yağ kullanıyorum. Size söyleyeyim. Bir yemek kaşığı sirkem var. Sirkemin içine bir çay kaşığı kabartma tozu atıyorum. Daha doğrusu karbonat atıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra da bir paket içine kabartma tozu atacağım. Bu böyle çok güzel bir tat veriyor. Mayalı değil. Şöyle. Şimdi bu iyice bunun içinden çözülecek. Bir bardak yoğurdum var. Şöyle iki parmak kadar, yarım bardaktan az suyum var. Çok az ama. Çok değil. İçine bir çay kaşığı tuz. Üç yumurta. Bir tanenin sarısını ayıracağım. Üzerine sürmek için. Kalan iki yumurtayı da bütün kıracağım. Gördüğünüz gibi bu da mayalandı, hazırlandı. Şunu da içine dökeceğim. Ve bunu artık yavaş yavaş karıştıracağım. Bu arada ben peynir içimi hazırladım. Yumurta sarısı. Üstüne sürmek için çörek otu, tuzu kaldırıyorum. Önce bu malzemeyi iyice elimizle ezelim. Ellerimi yıkadım ve tırnaklarım kesili. Eldiven niye kullanmadığımı soruyorsunuz. Benim elimde kesik, yırtık, oje olmadığı sürece eldiven kullanmıyorum. Elimin lezzetini daha çok geçeceğini düşünüyorum. Bu kendi düşüncem. Bir de bunu dışarıya satmalık değil, kendim için yaptığım için. Kendi çocuklarım yiyeceği için, kendimiz yiyeceğimiz için. Böyle düşünüyorum. Bu arada da kanalıma abone olmadıysanız lütfen olur musunuz? En azından bir emoji bırakın. Bir yorum yapın. Çok sevinirim. Yavaş yavaş aldığı kadar un koyacağım. Eğer sizin de böyle ev poğaçası tarifiniz varsa ve içine koyduğunuzda daha güzel oluyorsa, öyle bir şeyleriniz varsa tarif olarak yazabilirsiniz. Deneyebilirim. Bizim evde poğaça çok seviliyor. Hamuru yoğurup bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Sonra yapacağım ve tepside de bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra daha güzel oluyor. Çünkü elimizle oynadığımız için hamurla kabarmasını önlüyor. Aldığı kadar unla şöyle bir hamur yaptık. Thank you.
Şunu da ele yapıştığı için biraz daha unlayacağım. Sakın sert bir hamur yapmayın. Kabarmasını önlersiniz. Benim unum yeterli gelecek. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yağlı güzel bir hamur oldu. Şimdi ben bunu biraz daha toparlayacağım. 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine nemli biberimizi örteceğiz. Ya da skoç streç film de çekebilirsiniz. Evet, streç filmini sardım. 15 dakika bekleteceğim. Yumurtamı da çırpıp hazırlıyorum. Üstüne hazır olsun diye. Peynirim burada. Şöyle tepsiye alıyorum. Evet, fırını ısıttım. Farklarımı atıyorum. Evet, takipçilerim, fırından sıcak sıcak çıktı. Yanına da çay demledim. Çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Çok lezzetli. Şöyle size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kıyır kıyır bir poğaçamız oldu. Denerseniz tarifimi, benim kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.